Arkadaşlar hepinize merhabalar. AYT Matematik Soru Bankamızı çözmeye devam ediyoruz. Trigonometrinin 8. testindeyiz. İlk sorumuzla başlayalım. AC doğru parçası ile D doğru parçası dik. BC doğru parçası ile AB doğru parçasının dik olduğunu vermiş. Alfa açısını göstermiş. Kosinüs alfa 1 bölü 3 olduğuna göre x bölü y nedir demiş arkadaşlar. Şimdi şuraya m dersek kosinüs alfayı bir, e, 1 bölü 3'ü bir değerlendirelim. Komşu bölü Hipotenüs eşittir 1 bölü 3 ise buradan 3m eşittir 2'den m eşittir 2 bölü 3 olacaktır. O zaman buraya 2 bölü 3 yazabiliriz. Artık m ile işimiz bitti. Şuranın alfa olduğunu e, vermişse buranın beta olduğunu düşünüp şuraya da beta diyebiliriz. Sanırım alfa artı betanın 90 olduğunu buradan da gösterebiliriz. Başka neler yapabiliriz? Mesela şu n harfin dc uzunluğunu bulabiliriz örneğin. Alfanın karşısında x var benzerlik yapalım. Alfanın karşısında x var. Alfanın karşısında büyük üçgende y var. Küçük üçgende 90'ın karşısında 2 var. Büyük üçgende 90'ın karşısında 2 bölü 3 artı n var. 2 bölü 3 artı n. Buradan n'i bulursak sorumuzu çözmüş oluruz. Biz kosinüs alfanın 1 bölü 3 olduğunu biliyoruz. Eğer burası 3 ise buranın hipotenüsünün 9 olması lazım. 9 olduğunu bulursak Zaten hipotenüsün 9 olduğunu düşünürsek 3 bölü 9'dan 1 bölü 3'ü buluruz. O zaman 2 bölü 3 artı n yerine direkt 9 yazabiliriz. Bu durumda x bölü y'miz pratik bir şekilde 2 bölü 9 olarak bulunmuş oldu. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Geçelim hemen ikinci soruya. Sinüs x artı sinüs y eşittir 2 vermiş. Arkadaşlar x ve y açılarının kesinlikle ne olması lazım? Hangi sinüs değerlerini toplarsak 2 olur. Sinüs en fazla biliyorsunuz 1 oluyor. O zaman sinüs x'e 1 diyelim. Sinüs y'ye de 1 diyelim. Ancak o şekilde 1 artı 1 2 eder. Sinüsün başka hiçbir değeri e iki farklı değerini topladığımızda 2 olamaz. O zaman x'in buradan kesinlikle 90 olması lazım. Çünkü biz sinüs 90'ın 1 olduğunu biliyoruz. E ee, y'nin de tabii ki 90 olması gerekir ve bu arada şunu da ekleyelim. Sinüs 91 ise, 90 1 ise kosinüs 90'ın da 0 olduğunu birim çemberin e, başlangıç noktasının 1,0 olmasından e, şurada 0, 1 olmasından anlıyoruz. Şurası 90 derece. Kosinüs 90, 0. Sinüs 90, 1'dir. Açıklamaları verelim. Ezber olmasın arkadaşlar. Direkt kafadan e, cevabı yapıştırmayalım. 3 çarpı sinüs 91. X'e 90 dedik. Y de 90 bu arada. Artı 2 çarpı kosinüs 90, 0. Artı 2 bölü. 4 çarpı y değerinin 90 olduğunu hatırlatıyorum. Sinüs 90 buradan 1 gelir. Artı 1. Şu gitti zaten. Yukarısı 3 artı 2 5. Aşağısı da 5. 5 bölü 5'ten doğru cevap C seçeneği olarak bulunmuş olur. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. AB doğru parçası ile AC doğru parçasının birbirine dik olduğunu söylemiş. Büyük üçgende bunu görmekteyiz. ABC dik üçgen şeklindeki kağıdımız AD doğru parçası boyunca katlandığında B noktası B üssü noktasına gelmektedir. Eğer bu nokta buraya geliyorsa bunları mutlaka arkadaşlar eşit olması lazımdır ki ABD üçgeni ADB üçgenine katlanabilsin. Üst üste simetrik bir şekilde gelebilsin. Aynı zamanda bunların da birbirine eşit olduğunu ve buranın da açı ortaya olması gerektiğini katlama sorularında hatırlayacaksınız. Peki devam edelim. Bu arada ikiz kenar bir üçgende e, taban kenarları neden birbirine eşit olur? Çünkü dikme indirmişizdir. Evet tekrarlıyorum. İkiz kenar bir e, üçgende dikme indirdiğimiz zaman taban iki eşit parçaya bölündür. Notunu da buradan size hatırlatıyorum. Tanjant alfanın 1 bölü 3 olduğunu vermiş. Eğer biz buraya 1 dersek burası 3 olmak zorunda. Aynı mantıkla burası da 1 ve Pisagor bağıntısından buranın kök 10 olduğunu buranın da kök 10 olduğunu söyleyebiliriz. Peki şu dik üçgen de burası alfa ise buraya diyelim ki eğer ben x açısı dersem x açısı ve 90 dereceyi büyük üçgende görüp buraya da rahatlıkla alfa diyebiliriz. Hemen akabinde tanjant alfanın 1 bölü 3 olduğunu hareketli eğer karşısı kök onsa büyük üçgende buranın da 3 kök 10 olması de çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Devam edelim. AC kenarının uzunluğunun 3 kök 10 olduğunu bulduk. AB üstünün de kök 10 olduğunu söyleyebiliyoruz. Kök olmaları gider. Doğru cevabımız 3 olarak bulunmuş olur 3. sorumuzda. 4'te devam ediyoruz. AB O merkezli birim çemberi A noktasında teğettir. Teğet olduğuna göre burası 90 derecedir. Yarı çapın 1 olduğunda birim çember özelliğinden biliyoruz. OB kenarı şuraya eğer ben Y dersem O, B kenarı 1 artı Y olacak. Eksi A, B kenarına da X dediğimde 1 artı Y eksi X'imizin 1 bölü 2 olduğunu buradan bize vermiş. OCB noktaları doğrusal noktalar olduğuna göre OB yani 1 artı Y artı AB X'in değerini bize sormuş. Pisagor bağıntısı yaparsak 1 artı X'in karesi eşittir artı 1 diyelim daha doğrusu. Düzeltelim burayı. 1 artı Y'nin karesi hipotenüs eşittir. 1'in karesi artı x'in karesi diyebiliriz arkadaşlar. Peki sonra ne yapabiliriz? Mesela şu x kare bu tarafa atarsak. 1 artı y'nin karesi eksi x kare eşittir 1 olacaktır. 2 kare farkından bunu şöyle yazabilir miyim? 1 artı y eksi x çarpı 1 artı y artı x olarak yazabilirim. Eşittir 1 diyebilirim. Bu arada biz 1 artı y eksi x'in 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Burası 1 bölü 2 ise şuranın komple 2 olması lazım ki Cevabımız 1 bölü 2 çarpı 2'den cevabımız yine bize şu 1 sonucuna ulaşabilelim arkadaşlar. O zaman 1 artı y artı x'in kesinlikle 2 olması gerekiyor. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 5 devam edelim. Bir yeni nesil soru görmekteyiz. Lazer metre, lazer ile mesafe ölçmeye yarayan ve hassas ölçüm yapabilen bir araçtır lazer metre. Suzan lazer metre yardımıyla İsmail'in boyunu ölçmek için lazer metreyi şekildeki gibi yer ile alfa derecelik açı yapacak şekilde tuttuğunda lazer metrenin ekranında 2,5 metre yazmaktadır. Yani şuradaki uzunluğun 2,5 olduğunu, 2,5 metre olduğunu bize söylemiş. Bu arada sinüs alfanın 7 bölü 25 olduğunu vermiş. O zaman şöyle bir dik üçgen oluşturursak değerli öğrencilerimiz. Karşısı 7x, e, hipotenüsümüz 25x. Hipotenüsümüz 2,5 metreydi. O zaman 2,5 metremiz eğer 25x ise... Bu arada buranın 24 7, 24, 25 üçgenden 24x olduğunu söyleyebiliriz. Evet m buradan arkadaşlar ne çıkacaktır? 2,5 metre bölü şey 2,5 metre x bize ne vermişti? Sinüs alfa 7 bölü 25. 2 metre işte 2,5 metre eşittir 25x. X'i buradan bulacaktık. X eşittir işte arkadaşlar buradan 1 bölü 10 metre olarak çıkacak. Santimetreye çevirirsek 100 ile çarparsak 10 santimetre olarak bulmuş oluruz. O halde şu dik kenarımız 70 metre olarak bulunmuş olur. Burada 110 metre olduğunu soruda vermişti. Burada 110 metre dediğimizde İsmail'in boyu 70 artı 110'dan 180 olarak bulunmuş olur. Tekrar edelim. Şu dik üçgende sinüs alfamız 7 bölü 25. O zaman karşısı 7 hipotenüsümüz 25 olmak zorunda. 25x olmak zorunda daha doğrusu. 2,5 metre 25x'e buradan x'imiz 1 bölü 10. 2,5 bölü 25'ten 25 bölü 10 bölü 25'ten 1 bölü 10 metre çıkar. Bunu da santimetreye çevirmek için 100 ile çarptım. X buradan 10 santimetre olarak bulunmuş olur ki şu sırt bölgesi dediğimiz dik kenarımız 70 metre olarak bulunmuş olur. 7 çarpı 10'dan. Buranın da 110 santimetre olduğunu biliyoruz. 110, 70 daha. 180 santim olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Beşinci sorumuzun cevabı Diyarbakır. Altıncı soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Altıncı sorumuzda X gramın Y gramdan daha yukarıda kaldığını terazinin şeklinden anlayabiliriz ve sağ tarafa baktığımızda Z gramın terazinin kefesine daha ağır bastığını görebiliriz. Şimdi sorumuzu okuyarak başlayalım. X, Y, Z eleman sıfırla 90 arasındaki açılar demiş. Yukarıda verilen X, Y, Z gramlık bilyeler şekil 2'de ağırlık ölçeğinin üzerine konulup tuşlardan birine basıldığında bu ağırlık değerinin birimsiz halinin trigonometrik değeri sonuç ekranında beliriyor demiş. Evet Öncelikle, biz burada x'in y'den küçük olduğunu ve y'nin de z'den küçük olduğunu rahatlıkla ne yapabiliriz? arkadaşlar söyleyebiliriz. z ağır bastığı için aşağı gelmiş. y ağır bastığı için aşağı gelmiş. O zaman y x'ten büyüktür yani x y'den küçüktür. Buradan da y z'den küçüktür. O zaman x küçüktür y'dir y küçüktür z'dir diyebiliriz. X ağırlığını koyup tanjant tuşuna bastığım, bastığımızda sonuç ekranda 0,98 beliriyor. O zaman tanjant x'imiz 0,98'dir. Devam edelim. Z ağırlığını koyup kosinüs tuşuna bastığında sonuç ekranında 0,52'yi görüyoruz. O zaman kosinüs Z'de ne olmak zorundadır? 0,52 olmak zorundadır. Arkadaşlar tanjantın 0,98'e yakın değeri 1 olabilir. O zaman x'imizin normal şartlarda 45 olduğunda 1 olması durumunda 0,98'den küçük olduğumuza göre x'in 45'ten küçük olması gerekir. Çünkü 45 olsa 1 olur. 1 de 0,98'den büyüktür. O zaman x 45'ten küçük olmalıdır. Aynı mantıkla kosinüs 60'ın arkadaşlar kosinüs 60'ın 1 bölü 2 olduğunu yani yarım olduğunu biliyoruz. Kosinüs 60 bu 0,52 arkadaşlar 1 bölü 2'den yani yarımdan büyüktür. O zaman z'nin de 60'tan büyük olması gerekir. Z'nin de 60'tan büyük olması gerekir. Şimdi x açısının 44 derece olduğunu varsayalım. Z açısının da 61 olduğunu varsayalım. O zaman bizden sinüs y'yi soruyordu değil mi? Sinüs y ağırlığı konulup sinüs tuşuna basılınca diyor. Biz eğer bu arada bir sinüs 45'i bulsak bir de sinüs 60'ı bulsak. Y ile ilgili yorum yapabiliriz. Sinüs 45 küçüktür. Sinüs Y o da küçüktür. Sinüs 60 diyebiliriz. Yani kök 2 bölü 2 küçüktür. Sinüs Y o da küçüktür. Sinüs 60 yani kök 3 bölü 2 dersek yanlış olmaz. Arkadaşlar biz e, TET'de kök 2'nin değerinin yaklaşık değerinin köklü sayılarda 1.42 olduğunu, kök 3'ün de yaklaşık değerinin 1.72 olduğunu biliyoruz. Eğer bunu ilk defa duyuyorsanız bir köşeye not alın arkadaşlar. Kök 2'nin yaklaşık değeri 1.42, kök 3'ün yaklaşık değeri de 1.72'dir. Eğer bu aklınıza gelmezse şöyle yapabilirsiniz. Kök 1 küçüktür, kök 2 küçüktür, kök 3 küçüktür, kök 4 diyebilirsiniz biz kök 1'in 1 olduğunu ve kök 4'ün 2 olduğunu biliyoruz. O zaman kök 2 1 ile 2 arasında bir değerdir. Kök 3 2'ye çok yakındır. Kök 2 ondan biraz küçüktür. O zaman bu değerler yaklaşık olarak 1.42'ye 1.72 dersek yanlış olmaz. Bunların gerçek değerlerini yaklaşık olarak bu şekilde ifade edebiliriz. Peki biz kök 2'nin 1.42 olduğunu söyledik size. Şurada açıklamaya çalışayım. 1.42 bölü 2 ile Kök 3 de 1.72 1.72 bölü 2'nin arasındaki bir sinüs değerinden bahsediyor. Dikkat ettiyseniz bu 0.71 yaklaşık olarak. Bu da 0.86 olarak bulunabilir. 0.71 ile 0.86 arasındaki değerimizin C seçeneğinde verilmiş olduğunu olabilirlikten anlıyoruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Hemen geçiyoruz 8 numaralı sorumuza. Bir kenar uzunluğu 8 cm olan ABCD karesinden boyalı kısımlar kesilip atılıyor arkadaşlar. Yani buranın alfa olduğunu vermiş. Buranın da teta olduğunu bize vermiş. Evet bir kenar uzunluğu 8 olan kare dediğimize göre burası 3'tür, burası 2'dir, burası 6'dır ve burası 4'tür diyebiliriz. Tanjant alfa. Buranın tanjantı buranın eksi tanjantıdır. Yani ikinci bölgede tanjant eksi olduğu için 180'lerde isim değiştirmediğimiz için buranın tanjantı buranın eksi tanjantıdır. Yani karşı bölü komşudan eksi 2 bölü 6'dır. Devam edelim. Buranın sinüsü buranın sinüsüne eşittir. Çünkü 180 derece tamamlamalarda sinüsler birbirine eşittir. O zaman karşı bölü hipotenüsten 3 bölü 5 olacaktır. Burası da. Gerekli işlemler yaparsak eksi 6 bölü 30 yani eksi 1 bölü 5 olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 7. sorumuzda. Hemen şöyle bir küçük not yazdırayım size. X artı y'miz 180 ise sinüsler birbirine eşit. Tanjantlar eksi tanjantına. Kotanjantlar eksi kotanjanta ve kosinüs x eksi kosinüs y'ye eşittir değerli öğrencilerimiz. 7. sorumuzun cevabını Bursa olarak bulduk. Hemen 8 numaralı sorumuzla devam edelim. Testimizi bitirmeye doğru ilerleyelim. Evet, sinüs 2023 bölü 2 pi kosünüs pi kare artı 2023 bölü 2 pi ifadesinin değeri nedir? E, Pi'nin 180 derece olduğunu biliyoruz. 2 çarpı 180'imiz 360 yapar. Kalkıp 2023 360'a bölmeye çalışırsak zor olur. Hemen bir pratik yol bulmaya çalışacağım sizin için. 2023 bölü 2 pi olarak. E, gösterin bunu yazayım direkt. Bunu da şöyle gösterelim. Kosinus pi kare bölü 2 pi pi kare bölü 2 pi artı 2023 bölü 2 pi olarak yazabiliriz arkadaşlar. Burada 2023 bölü 2 pi'ler ortak. Mesela ne diyelim? Y diyelim bunlara. Yukarısı sinüs y olacak. Aşağısı da kosinüs. Bakın burada bir pi sadeleşiyor pi bölü 2 90 artı y oluyor. Arkadaşlar 90 artı y ikinci bölgede ve ikinci bölgede kosinüs eksidir. E, 90'larda isim değiştiriyoruz. O zaman eksi sin y olacaktır. Gerekli işlemler yaparsak doğru cevabımızın Adana olduğunu buradan çıkarabiliriz. 9 ile devam edelim. Olduğuna göre x değeri nedir demiş arkadaşlar bu soruda. Eğer biz bu kosinüs teta'yı bu tarafa atıp daha sonra da sinüs teta'yı bölersek Karekök içerisinde x eksi 2023'ümüz şu oluyor bakın. 1 artı kosinüs bölü sinüs oluyor. Eğer bu kosinüs teta'yı bu tarafa atıp daha sonra sinüs teta'ya bölersek bu sefer de karekök x eksi 2023'ümüz ne olacaktır arkadaşlar? 1 eksi kosinüs bölü sinüs olacaktır arkadaşlar. Buraya kadar sanırım bir problemimiz yok. Taraf tarafa bir çarpalım. Karekökler gider. x eksi 2023 kalacak. Bunu bir yazalım. Bir de yukarısı 1 artı c ile 1 eksi c'nin çarpımı 1 eksi c kare olacak. Aşağısı da s kare olacaktır. 1 eksi c karenin aynı zamanda s kare olduğunu trigonometrik oranlardan, denklemlerden, özdeşliklerden biliyoruz. x eksi 2023 eşittir s kare bölü s kareden 1. Bunu bu tarafa atarsak x değerinin 2024 olduğunu rahatlıkla buluruz ki doğru cevabımız Edirne seçeneğidir 9. sorumuzda. Testimizin son sorusu artık bu teste de veda ediyoruz. Bakalım ne incelikler var, ne güzellikler var bu soruda. Bir kere buraya bir 26'mızı yazalım, öyle başlayalım. Tamam. Yukarıdaki görselde A noktasından bir çiviye asılı olan ve yere paralel olarak dengede duran bir tablo verilmiştir. Şekil bir kastediyor. Bu tablonun B ve C noktalarına bağlanan ipin uzunluğu 34 santimetredir. Yani eğer buraya X dersek, eğer buraya Y dersek X artı 34 olur. Bunu söyledik. Tablonun bir tarafı aşağı doğru kayınca A noktasında bir dik açı oluşturulmuştur. Tamam. Alfa açısının tanjant değeri kaç olabilir? Şeklinde bir soru sormuş bize. 26'yı vermiş. Başka şu an bir 34'ü vermiş. Onun dışında bir şey yok. Peki. Neler söyleyebiliriz arkadaşlar? Şuraya A dersek. Şuraya B dersek. A artı B'nin de 34 olduğunu söylersek yanlış olmaz. Bu arada burası 26 arkadaşlar görünüyor mu? Evet 26. Şimdi bu arada a'nın karesi ile b'nin karesinin toplamı da 26'nın karesidir diyebiliriz. Buradan ikinci derece denklemlerden ee, aslında bir sonuca ulaşabiliriz. Örneğin B'yi yalnız bırakırsak, buradan B ne çıkacaktır? 34 eksi Kalkıp B yerine yazarsak, öğrencilerimizin sevmediği bir çözüm tarzı olur. Hocam bunu kim çözecek diyebilir öğrencilerimiz. O yüzden şöyle bir kısa yol e, sizlere söylemeye çalışacağım. Pisagor bağıntısını ve dik üçgenleri biliyorsak, biz 5, 12, 13'ü biliriz. Hocam nereden aklınıza geldi bu? Ee, 5, 12, 13'e dikkatlice bakarsak, Dik kenarların 5 ve 12 hipotenüsünde de 13 olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bunların katları da doğrudur değil mi? Mesela 3, 4, 5, 6, 8, 19, 12, 15 gibi. Ya da 5, 5K, 12K, 13K ne demek hocam? 5, 12, 13 olabilir. Böyle yavaş yavaş anlatalım. Anlaşılsa 10, 24, 26 olabilir. Peki 10 ile 24'ün toplamı 34'ü veriyor mu? Biz dedik ya x'e ye y'nin ya da a ile b'nin toplamı 34 olacak. O zaman 10, 24, 26 olabilir. O zaman burası 10, burası 24, Burası 26 olabilir rahatlıkla. Ya da 24'e 10 da olabilir. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. O zaman 10 bölü 24 veya 24 bölü 10 aradığımız cevaplardır. Şıklarda hangisi varsa. Sadeleştirdiğimiz zaman 5 bölü 12 hemen Ceyhan'da bize göz kırpıyor. 24 bölü 10, 12 bölü 5 şıklarda yoktur. Doğru cevap 5 bölü 12'dir. Dediğim gibi ikinci derece denklem çözerek de bulabilirdim. B'yi yalnız bıraktım. 34 eksi A. B yerine 34 eksi A yapsaydım. A'nın karesi artı 34 eksi a'nın karesi eşittir. 26'nın karesi ama sınav esnasında bu tarz bir çözüm çok ideal değil. Dik üçgenlerde 90'ın karşısı 26 ise mutlaka orada 5, 12, 13 olma ihtimali yüksektir deyip çözümü bu şekilde yaptım. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.